Iğdır'dan baktığınızda sizi önce göğü deler gibi yükselen ve başı sisler içinde kaybolan Ağrı Dağı'nın heybetli görünümü karşılar. O dağ ki Nuh'un gemisinden Ağrı Dağı efsanesine yüzlerce hikayeyi, efsaneyi, şiiri ve masalı barındırır. Ölümü göze alma pahasına zirvesine yürüyen yüzlerce dağcının hikayesini de. Ağrı'dan baktığımızda ise tarihi çok eskilere giden Iğdır'ın ve köylerinin barındırdığı kadim ve hüzünlü hikayelere çarparız. Her hikayenin zamanı ve kahramanı farklı olsa da hikaye aynıdır. Azerbaycan Türklerinin yoğun olarak yaşadığı Iğdır'da türküler Azerbaycan Türkçesi ile söylenir. Sevdalarımız türkülerde, acılarımız türkülerde, neşemiz ve coşkumuz yine türkülerde. Hüznü, kederi, acıyı, aşkı, gurbeti dillendirmenin yollarından biridir türkü söylemek. Ama durduk yerde türkü yakılmaz. Türkü yakmak için önce o közün yüreğe düşmesi gerekir. İşte Iğdır'ın türküleri bu hepimizin yüreğine düşen közden beslenir. İnsan acıya, gurbete, ayrılığa, haksızlığa nasıl dayanır? Türkü söyleyerek. Kanunlar değişir, insanlar değişir, hayat değişir, her şey unutulur belki. Ama türküler unutulmaz. Sabırla, emekle, coşkuyla ve umutla. Türküler ve oyunlarla. Kıvrak ve zarif hareketlerle, rengarenk ritmik vurgularla bezeli Iğdır yöresi Azerbaycan halk oyunları da türküler gibi bitmeyen sevdalardan, halkın direnme gücünden, Aras Nehri'nin akışından ve insanlığın bütün hallerinden alır esinini. Bir köy kahvesinde oturmuş, gönül ne çay ister ne çayhane, gönül sohbet ister, çay bahane diyerek gönülden gönüle giden yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Köyün yaşlılarından biri söylenceye göre gökten düşen üç şekerden birini Azerbaycanlının alıp diline sürdüğünü, o gün bugündür sözlerinin sohbetlerinin tatlı olduğunu söylüyor. Anlatılanlar insanın yüreğini acıtan ve havayı ağırlaştıran hikayeler olsa bile bu böyle gerçekten. Thank you.
1827'de nüfusunun hemen hemen tamamı Türk olan bugünkü Ermenistan arazisinde 20. yüzyılın sonunda bir tek Türk kalmadı. İşgal edilen topraklardan dört bir yana savruldular. Şimdi 20. yüzyılın kaçkınları olarak mülteci kamplarında, vagonlarda, çadır kentlerde, sınır köylerinde bir büyük insanlık dramının sonuçlarını yaşıyorlar. Ya Rabbim Allah, verdiğin nimetlere milyonlarca şükürler olsun. Amin. 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 Bu nece dünyadır anlamıram ben. Cilvesi cürbecür, rengi cürbecür. Dönen nefesiyle seni isiden, bugün buza dönüp daşa dönüptür. Bu nece dünyadır anlamıram ben. İnsanoğlunun hayali gövdedir, özü yerdedir. Annem İravan doğumlu, Zeliha ismi. İsmi Zeliha, İravan doğumlu. Babam Bura doğumlu, Üvdür. Annemin babası o zaman İravan'da ölmüş. 8 yaşında çocukken annesinin yanında buraya gelmiş. Komşuları bunlara haber vermişler. Demişler ki, bu gece burada ne kadar Türk varsa, Müslüman varsa Ermeniler doğrayacak. Aman dikkatsin, iyi komşular varmış Ermenilerden, sadık. Onlar da arazi gece hazırlanmışlar. İyi kötü paradan puldan ne varsa almışlar, arazi geçmişler bu tarafa. Gelmişler Kazıkçılak köyüne. Kazıkçılak köyünde teyzesinin evi varmış. Orada bir gece kalmışlar. Ondan 3 gün sonra Iğdır'a gelip yerleşmişler. Ahalisinin hemen hemen tamamı Türk olan bugünkü Ermenistan bölgesinin 19. yüzyıldaki Rus işgaliyle başlayan sürecin sonunda demografik yapısı tamamen değiştirilmiştir. Çok sağ olun. Sizin de bayramınız olsun. Hoş geldiniz. Hayırlı bayramlar. Sizin de bayramınız olsun. Amin. Hoş geldiniz. Amin. Nece nece bayramlara. İyi bayramlar size yapmak için. Nene de burada. Hoş geldiniz. Sazla bir daha. Hayırlı bayramınız olsun. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Şimdi bu Naruz bayramına gelmeden önce köse köse çıkarırlar. Bu köse köse de erkeklerden birisi kadın kılığına giyer. Bir tanesi de erkek kılığına evlerde, mahallelerde komşulara gider. Bir şeyler, maniler, türküler çalıp oynarlar. Oradan ekseriyet alınacak paylar buğdaydır, undur. Bunlar toprak gençlere götürüp satıp harcardılar. Bir gelenek.
bu arada bahar bayramında da eğer yağmurlar biraz az olursa bizim bir dodu dediğimiz bir şey var, bir kuklamız var. Onu da kadınlar tarafından bir ağaca gongana takılır, elbise giydirir, başına bir şeyler koyulur. Dodu olarak yazdırırlar. Dodunun da manası, dodu doduyu gördün mü? Doduya selam verdin mi? Dodu buradan giderdi, hiç yağmur yüzü gördün mü? Kuraklık mevsimlerde bunu söylerdiler. Ben de söyleyeyim burada, Navruz bayramında gelmeden önce bir bayram akşamı olur. Buna biz bayram akşamı diyoruz Azeri şifresince. Bu bayram akşamında önceden mahsullerden, yemişlerden, çeşitli çeşitli, ta şekerlenmeden, portakal, elma, mandalin, limon gibi şeylerden, çeşitli çeşitli şeylerden, çarşıdan, pazardan alıp getirip evlerde çocuklar evleri gezerler. Genç kızlar, genç gelinler kapılardan kulağa basarlar. Bu mevzu tatlı tatlı konuşmalardan alır. Güle güle giderim. Bugün benim geleceğim iyidir. Böyle iyi kelimeler aldım. Kişinin aziyeti yazın güzelliği, o güzelliği bir daha ay kardeş benden sorsaydın. Girip sen kişinin eve nefes alamırsan, bahar geldi, güneş açtı, gör, semanı geldi, semanı. Sen bu semanı görmedin ki. Baharın gelişinin gönlümdeki sevgiyi sen görmedin. Gör, semanı geldi, semanı. Bırak sen Allah gör başıma geleni. Al çek benden, al çek. Baharın gelişini ben de görmek kardeş. Bak. Ha, şeyini kösasını payını verin. Ay hala, bak hala bak. Kösa kösa istemez. Gör de sevdi istemez. Ben payımı aldım. Ağrımı unutardı bana modun üstüne. Baharın gelişiyle, güzelliğin görüşüyle. Gör kardeşim. Bak, bahar geldi ateş uyandı da. Ya Allah. Hadi gel, devam edin. Maşallah. Maşallah. Bu ne ortada kalsın. Bravo şükse. Gel ay kız sabah oldu yandı.
Ama müdür mü hala getirdin? Verdim, verdim. Attı. O güzel müdürüm hala getirdin. Sakıyorum, Elyaz da buradaymış. Tamam, yengarım, tamam, burada. Ayak bunların şey onlardan güzelmiş. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Vay sana, sağ olun.